Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Kıymetli insanlar, değerli seyircilerim. Rabbimizin rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti, güzellikleri her daim üzerimiz olsun. Sizlere bu sohbetimizde mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının içinde bulunan regaib ile alakalı sohbet edeceğiz. Ve Recep ayının ilk cuma gecesi Hicri takvime göre kıymetli insanlar 7 ay olan Recep ayının Müslümanlar arasında kutsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaib kandilidir. Bu gecede Yüce Allah rahmet, bağış ve yardımlarını bol bol dağıtır. Bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir. Recep ayının hususiyetleri Regaib kandili ve Miraç kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasıdır kıymetli insanlar. Kandiller zincirinin ilk halkası olan regaip kandilindeki regaip, elde edilmesi arzu edilen değerler. Herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demek. Kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demek regaip. Kıymetli insanlar, değerli seyircilerim. Zamanın her anı değerlidir ve boşa harcanan zamanın telafisi mümkün değildir. Bu nedenle insan ömrünün her anı çok değerlidir. Ancak bazı zamanlar vardır ki kıymetli insanlar, onların kıymeti diğer zamanlardan daha fazladır. Regaib gecesinin içinde bulunduğu Recep ayı da bunlardan biridir. Regaib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istifarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibadetlerle geçirmek genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Ve gaybin diğer kandillerden farklı oluşu kıymetli seyircilerim hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Bu günler ve geceler kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Kur'an'da haram aylar diye anılan dört aydan bir tanesi Recep ayıdır. Haram aylar kavramına gelince kıymetli insanlar kameri aylardan zilkade, zilhicce, muharrem ve recep aylarıdır. İnsanların güven içinde hac ibadetini yapabilmeleri için haram aylar ile ilgili hükümler ta Hz. İbrahim zamanında konulmuştur. Said İbni Cübeyr radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Recep ayındaki oruçtan sordum buyuruyor. Bana şu cevabı verdi. İbni Abbas radıyallahu anh'ı dinledim. Şöyle demişti diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayında bazı aylarda öyle oruç tutardı ki biz galiba hiç yemeyecek. Ayın her gününde oruç tutacak derdik. Bazı yıllarda da öyle yerdi ki biz galiba hiç oruç tutmayacak derdik. Kıymetli insanlar beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri çevrilmez. Recep'in ilk cuma gecesi, regaib gecesi, Şaban'ın ortasında bulunan gece, cuma gecesi, Ramazan bayramı ve kurban bayramı geceleridir. Bu sebeple Müslümanlar bu geceyi hep ihya etmişler, değerlendirmişler. Kıymetli insanlar. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Recep ayına ayrı bir değer verdiği anlaşılmakta. Enes bin Malik radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim dedi. Allah Teala şöyle buyurdu. Ey Adem oğlu sen bana dua ettiğin ve benden affını umduğun sürece işlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun onların büyüklüğüne bakmadan seni bağışlarım. Ey Adem oğlu günahların gökyüzünü kaplayacak kadar çok olsa Sonra da benden affını dilesen seni affederim. Ey Adem oğlu, sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla karşıma gelsen fakat bana hiçbir şeyi ortak koşmamış olsan şüphesiz ben de seni yeryüzü dolusu bağışla bağışımla karşılarım. Rabbimiz böyle buyuracak. Kıymetli insanlar, Recep ayında idrak ettiğimiz ilk kandil olan Regaib kandilinde işlediğimiz güzel amellere Kandil sonrası da devam etmeliyiz. Zira bu konuda Mesruk radıyallahu anh'ın anlattığına göre... Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme göre... Hangi amel eftaldi? Soruyor Hazreti Ayşe. Bana devamlı olan diye cevap verdi. Kıymetli insanlar... Sözlük de kendisine rağbet edilen şey bol ve değerli bağış anlamındaki rağibenin çoğulu olan regaib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe bol sevap ve mükafat faziletli amel, müstehap, nafile ibadet manalarında kullanıldığı gibi hicri takvime göre 7. ay olan Recep'in ilk perşembesini Cuma'ya bağlayan geceye ad olmuştur. Regaib gecesi Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan Recep ayında bulunmakla Müslüman toplumlarda özel zaman dilimleri olduğuna inanılan dini duyguların yoğun biçimde yaşandığı bu geceleri vesile ederek kıymetli insanlar kaza ve nafile namaz kılmanın Kur'an okumanın çeşitli hayırlar yaparak Allah'a yaklaşmaya çalışmanın güzel olacağı ifade edilmiştir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'deki pek çok ayette üzerine yemin etmek suretiyle zamanın önemine dikkat çekmiş kıymetli insanlar. Peygamberimiz Efendimiz de zamanı kıymeti pek az idrak edilen büyük nimetler arasında zikrederek aynı gerçeğe vurgu yapmış. Bu yüzden Rabbimizin bahşettiği eşsiz nimetlerden biri olan zamanımızın her anı en güzel şekilde değerlendirmek son derece önemli kıymetli seyircilerim. Değerli insanlar. Bununla beraber bazı gün ve geceler taşıdıkları mana itibariyle dini duyguların daha yoğun yaşandığı zamanlardır. İşte henüz başında bulunduğumuz üç aylar ve regaib gecesi yaratılış gayemizi ve kulluk sorumluluğumuzu tefekkür etme, davranışlarımızı ve beşeri ilişkilerimizi gözden geçirme, hayatımızın muhasebesini yapma ve Allah'ın sonsuz rahmetine yönelerek günahlarımızdan arınmak için büyük bir fırsat. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayı girdiğinde Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur diye dua ederek bu ayların önemine işaret etmiştir. Dolayısıyla bize düşen bu zamanları fırsat bilerek hamdimizi, zikrimizi, şükrümüzü daha da artırmak. Kıymetli insanlar, ibadet, dua ve niyazlarımızla Rabbimizin rızasını kazanmaya çalışmaktır. Tüm rabedimizi Rabbimize yönelerek af ve mağfiret arzusuyla gönüllerimizi onun merhametine açmak, bilerek ya da bilmeyerek işlemiş olduğumuz hata ve günahlarımızdan samimi bir şekilde tevbe etmek. Diğer taraftan kıymetli insanlar mübarek gün ve geceler toplum ve ümmet olarak yeniden dirilişimize katkı sağlayacak. Böyle bir heyecanı da beraberinde getirmekte. Dolayısıyla bu zamanları vesile kılarak yapmamız gereken tüm imkanlarımızı nefsimizin hidayeti, ailemizin saadeti, Milletimizin izzeti ve Müslümanların vahdediği için çalışmaya haslederek, daha güzel bir dünyanın inşası için gayret etmektir. Allah'a kulluğumuzun ve kullarla hukukumuzun temeline ihlas ve samimiyeti yerleştirmektir. Değerli insanlar, değerli seyircilerim, Önemle ifade etmeliyim ki, İbadetlerimiz ve dualarımız kulluk ve sorumluluk bilincimizi güçlendirmeli. Yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmeli ve ahlakımızı güzelleştirmelidir. Böylece vicdanımızı yaralayan her türlü kötülükten uzaklaşmak ve gönlümüzü ferahlatacak iyiliklere yönelmek en temel şiarımız olmalıdır. Bunu başarabildiğimiz zaman kıymetli insanlar kalplerimiz yalnız Allah'a kul olmanın hazzı ve huzuru ile dolacak. Ve kıyamet günü yüzümüzü ağırtacak ameller işleme arzusu tüm benliğimizi kuşatacaktır. Değerli seyircilerim, mübarek üç ayların başlamasının ardından ve gayb gecesi bugün idrak edilecek, idrak ediliyor. Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen 3 aylarda idrak edilebilecek ilk kandil Regaib kandili. Günahlardan arınma, sevaplarla bezenme mevsimi olan 3 aylar Regaib kandiliyle birlikte taçlanacak kıymetli seyircilerim. İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol 3 ayların habercisi kabul edilen Regaib kandili, bu gecede Yüce Allah lütuflarını sağanak sağanak yağdırır. Recep ayının ilk cuma gecesine regaib gecesi denir. Bu geceye regaib gecesi ismini melekler vermişlerdir. Değerli insanlar bu gece kendisine el açan, tevbe eden, bağışlanmayı dileyen kullarına bizlere Rabbimiz rahmetiyle, af ve ile tecelli eder. Kul ile Allah arasında iki kanal vardır kıymetli seyircilerim. Bu kanallardan bu kanallardan biri kuldan Allah'a gider. Diğeri de Allah'tan kula gelir. Kuldan Allah'a giden kanaldan Allah'a tevbe gider. İstiğfar gider, dua gider, temenni ve arzu gider. Allah'tan kula gelen kanaldan ise değerli seyircilerim kula af gelir, mağfiret gelir nimet gelir, rahmet gelir, esenlik gelir. İşte bu gece kanalların açık olduğu, tevbelerin makbul olduğu bir gecedir. Tevbe pişmanlıktır. Günahlardan mahcubiyet, mahcubiyettir. Sırtımızdaki günah kamburundan kurtulma iradesini ortaya koymaktır kıymetli insanlar. Günahların çokluğu bizi ümitsizliğe sevk etmemeli. Yüce Rabbimiz ayeti kerimesinde Zümer suresi 53'te Bismillahirrahmanirrahim Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la teqnebu min rahmetillah innallaha yavfiru zunube cemi'an innehu huvel gafurur rahim de ki ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü o çok bağışlayandır. Çok merhamet edendir buyuruyor Rabbimiz. İmam Gazali Hazretleri tevbelerinizi geciktirmeyin. Çünkü emri hakkı ne zaman vaki olacağını bilmiyoruz diyor. Bu nedenle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüm gelmeden önce tevbede acele edin hatırlatmasında bulunuyor kıymetli seyircilerim. Değerli insanlar, her şeyde olduğu gibi tevbede de asıl olan samimiyettir. Kişinin gönülden tevbe etmesi ve tevbe ettiği günahlara bir daha dönmemesidir. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Tahrim Suresi 8. ayette Ey iman edenler! Ya eyyühellezine amenu. ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler nasuh tevbesiyle tevbe edin. Bu gece kıymetli seyircilerim aynı zamanda bir dua gecesidir. Dua kulun acziyetini, sıkıntılarını Allah'a arz etmesi, yüce yaratanı ile gönül ilişkine, ilişkisine girmesidir. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Furkan suresi 77. ayet-i kerimesinde. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ma ya'ba'u bikum Rabbi levla du'a'ukum. Kul ma ya'ba'u bikum Rabbi levla du'a'ukum. Fakat kezzebtum fesevfe yekunu lizama. De ki ey insanlar kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin? Bu gece gönüllerin tamir edilmesi, kırdığımız kalpleri yapmamız için çok güzel bir fırsat kıymetli seyircilerim. Recep ayı ulvi bir yolculuğun başlangıcı. Mübarek üç ayların ilkidir. İlk perşembe gecesi regaib kandili ile Recep ayı başlar kıymetli insanlar. Regaib kandilinde yapılan duaların Allah katından geri çevrilmeyeceği bildirilmektedir. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah'ın bazı çok güzel fiili tecellilerine mazhar olduğu nurani lütfu ihsanlara semavi mevhi belere eriştiği bir gecedir. ve Gayb Kandili. Her kandil gibi bir arınma, aklanma, paklanma, ibadet, dua ve istiğfar zamanı. Ahirete yatırım vardı kıymetli insanlar bir kalemin ifadesiyle ölmüş ve çatlamış olan bir toprak için su ne ise ölmüş ve çatlak kalpler içinde bu gecenin ehemmiyeti odur. Regaib gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Her cuma gecesi kıymetlidir kıymetli insanlar. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince daha da kıymetli oluyor allah Teala bu gecede müminlere ihsanlar, ikramlar yapar. Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen regaib kandilinin öncesinde yani perşembe günü Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye etmişlerdir. En mühim hususlardan biri namazdır kıymetli insanlar. Hak dostları bu geceler namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir. Bu fırsatı kaçırmayalım. Allah dostları regaib gecesinde çokça Kur'an-ı Kerim okunmasını tavsiye buyurmuşlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e bol bol salavat getirmeyi Allahu Teala emretmiş. Ahzab suresi 56'da Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allaha ve melekatehu yusalluna alen nebi. Ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler siz de ona salat edin, selam edin. Ayrıca hadisi şeriflerde salavat getirmenin bütün sıkıntılarının, insanın bütün sıkıntılarının gidereceği bildirilmiştir. Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belalardan muhafaza edeceği, buna ilaveten sadaka sahibini muhabbetullah'a nail eyleyeceği unutulmamalı. Kıymetli insanlar bu müstesna geceler ve bu günlerde sadaka vermeye en güzel vesiledir regaib kandili. Bu mübarek gecelerde Rabbimize çokça hamd etmeli ve şükür halinde bulunmalıyız. Mübarek gecelerde Rabbimizi zikretmeye daha çok önem verilmelidir. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bizleri rahmet iklimi üç aylara ulaştırdı. Bir taraftan Recep ayının bereketini, diğer taraftan da haftalık bayramımız olan Cuma'nın sevincini yaşıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu mevsimler geldiğinde Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize mübarek eyle. Bizleri sıhhat ve afiyet içerisinde imanla Ramazan'a ulaştır diye dua ederdi. Yüce Rabbimiz Recep ve Şaban'ı milletimiz ve alemi İslam için mübarek kılsın. Her türlü kötülüklerden korunmuş olarak Ramazan ayına kavuşmayı hepimize nasip eylesin. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İnşirah adında muhteşem bir sure vardır kıymetli seyircilerim. İnşirah kalbin açılmasıdır. Göğsün genişlemesidir. Gönlün ferahlaması ve sükunet bulmasıdır. İnşirah suresi Allah Resulü ve ashabının çok büyük zorluklar çektiği bir zamanda nazil olmuştur. Şu anda dünyamız çok büyük bir zahmet olan koronavirüs mikrobuyla mücadele etmektedir. Bu sure Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şahsında kıymetli insanlar bütün müminlerin kıyamet sabahına kadar kalplerinin nasıl İnşirah bulacağını, nasıl huzura kavuşacağını haber vermiştir. Sırtımızdaki ağır yüklerden nasıl kurtulacağımızın, şanımızı, şerefimizi nasıl yücelteceğimizin, zorluklarımızı kolaylıklara nasıl dönüştüreceğimizin yollarını göstermiştir. Şöyle buyuruyor Rabbimiz İnşirah suresinde. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak. Ey Muhammed, senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Ve ve va'na anke vizrak. Ellezî enkaza zahrak. Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Ve rafa'na leke zikrak. Senin şanını yükseltmedik mi? Fe inne me'al usri yusra. Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. İnne me'al usri yusra. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Fe izâ ferâte fensâb. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ve ilâ rabbike fergâb. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Kıymetli insanlar, surenin son iki ayetinden öğrenmekteyiz ki, kalplerimizin inşirah bulmasının sırtımızdaki ağır, ağır yüklerden kurtulmanın, şanımızı yüceltmenin, zorluklarımızın kolaya dönüşmesinin iki şartı vardır. Birincisi Rabbimizin çalış çabala gayret et, üret emrine riayet etmektir. Yani şu kısacık hayatımızı boşa geçirmemektir. En değerli sermayemiz olan ömrümüzü beyhude tüketmemektir kıymetli insanlar iyilik için, doğruluk için, faydalı işler için çabalamaktır. Yeryüzünü daha yaşanabilir hale getirmek için gayret göstermektir. İnşirah suresindeki müjdelere nail olabilmenin ikinci şartı ise sadece Rabbine yönel ayeti gereğince Allah'a rağbet etmektir. Kıymetli insanlar, Regaib kandilinde en çok üzerinde durmamız gereken husus Rabbimizin bu emri olmalıdır. Yani Allah için çalışmaktır. Allah için koşturmaktır. Allah için yorulmaktır. İstek ve dileklerimizi, arzu ve tutkularımızı Allah'a yönetmektir. Şan ve şöhreti, makam ve mevkii, mülk ve serveti değil Rabbimizin rızasını amaçlamaktır. Hayatımızı heva ve heveslerimiz doğrultusunda değil kıymetli insanlar. Rabbimizin rızası için yaşayalım. Hak, hakikat, adalet ve iyilik için, insanlık için daha fazla çalışmaya, daha fazla yorulmaya çaba gösterelim. İşte o zaman Cenab-ı Hak kalplerimize inşirah verir. Sinemizdeki ağır yüklerden bizi kurtarır. Günah kirlerinden arındırır. Bütün zorluklarımızı kolaylaştırır kıymetli insanlar. İşte o zaman Rabbimiz özgürlüğümüzü elimizden alan bütün kötülüklerden bizi korur. Meşakkatlerimizi rahmete dönüştürür. Şanımızı yüceltir. Değerli insanlar, kıymetli seyircilerim, bu gece kalbimizi her türlü kin, nefret ve intikam duygularından arındıralım ki gönlümüz huzura ersin. Yüreklerimizi iman, ilim, hikmet ve hakikat nuruyla aydınlatalım ki kalplerimiz feraha kavuşsun. İmanımız salih, amellerimiz salih olsun ki kurtuluşa erelim. Ahdimizi yenileyelim ki misakımızı kuvvetlendirmiş, Allah'a vermi, vermiş olduğumuz sözü tutmuş olalım. Onun lütfuyla kardeş olalım ki Rabbimiz bizden hoşnut ve razı olsun kıymetli insanlar. Rabetimiz başka hiçbir şeye değil sadece ona olsun ki <laughs> her gecemiz regaib olsun. Bu gece hep birlikte sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasını Allah'ım ülkemizde ve dünyada yaşayan bütün Müslüman kardeşlerimiz için Recep ve Şaban ayını mübarek kıl ve Ramazan ayına bereketle, huzurla ve sükunla kavuşmayı bizlere nasip eyle şeklinde yapalım ki İslam dünyası olarak felaha erelim inşallah. Değerli seyircilerim, böyle gecelerde hayra daha çok talip olmalı ve hayrı daha çok istemeliyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in babası Hazreti Abdullah'ın sulbünden Annesi Hazreti Amine Validemizin rahmine gayb gecesinde düştüğü rivayet edilir. Dolayısıyla legayip gecesi çok bereketli ve çok faziletli bir gecedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayında taat ve ibadete daha çok önem verdiği gibi Recep ve Şaban ayında da şu duayı çok okurmuş. Allahümme barik lena fi recebe ve şabana ve belligna Ramazan. Ya Rabbi bize Recep ve Şaban ayını bereketli kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur, ulaştır diye dua ederdi. Kıymetli insanlar, bereketli ömür ne demek? Bereketli ömür taat ve ibadetle geçen ömür demek. Bazı ömürler vardır. Zaman olarak çok uzundur ancak taat ve ibadet adına hiçbir şey yoktur. Boş ve lüzumsuz şeylerle geçmiştir. Bazı ömürlerde vardır ki zaman olarak kısa olsa da hep taat ve ibadet ile geçirilmiştir. İşte bu bereketli bir ömürdür. Bizler de Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin okumuş olduğu bu duayı Recep ve Şaban aylarında okursak bir sünnet daha işlenmiş ve çok sevap almış oluruz. Ve gayb gecesine mahsus özel bir namaz, taat ve ibadet yok kıymetli insanlar. Böyle gecelerde kaza namazı borcu olan kişilerin bir günlük kaza namazı kılmaları uygundur. Daha fazla da kılabilir. Yine bu gecelerde biraz Kur'an-ı Kerim okuyup ölmüş olan anne baba ve diğer geçmişlerin ruhlarına bağışlamak, Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyenlerin tesbih çekmeleri, en fazla en fazla da salavat çekmeleri faziletlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günler içinde sizler için en faziletli gün cumadır. Cuma günleri bana bol bol salavat getiriniz. Çünkü sizin getirmiş olduğunuz salatü selamlar bana arz olunuyor buyuruyor. Sahabe-i kiramdan bir kişi ya Resulallah siz bizim gibi bir insansınız siz ölünce çürüyecek toprak olacak ve kül haline geleceksiniz. Bizim salatü selamlarımız size nasıl arz olunacak diye sorunca peygamber efendimiz Allah peygamberlerin bedenini çürütmeyi toprağa haram kılmıştır buyurmuşlardır. Elhamdülillah Müslümanız ve elhamdülillah ehli imanız. Allah Celle Celaluhu imanımızı kuvvetlendirsin ve imanı kamil ile kabre girmeyi bizlere de nasip etsin inşallah kıymetli seyircilerim. Müslüman çok avantajlı. Çünkü Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu Müslümanı seviyor ve onu daima kazançlı kılmak istiyor. Allah Celle Celaluhu Müslümanlara daima rahmet indirirken kıymetli insanlar melekleri de Müslümanlara daima dua ediyor. Ne için? Küfrün karanlığından çıkarıp salih amellerin aydınlığına çıkarmak için bütün bunlar çok büyük bir nimet kıymetli seyircilerim. Allah Celle Celaluhu müminlere verdiği avantajı hiç kimseye vermemiştir. İslam'ın bize vermiş olduğu avantajları kullanalım ve değerlendirelim inşallah. Zamanımızı boşa geçirmeyelim. Sonradan çok pişman oluruz kıymetli seyircilerim. Salih amel işleyenler pişman olmayacak. Salih amel işleyenler pişman olacak. Niye pişman olacaklar hocam? Neden fazla yapmadım diye. Neden daha fazla ibadet etmedim diye. Allah'a daha fazla kulluk niye yapmadın diye pişman olacaklar. Hiç ibadet etmeyenler ise bin kat daha fazla pişman olacaklar. Keşke ibadet etseydim. Neden amel etmedim diye. Değerli kardeşlerim, Bizler de bu dünyada iken çalışalım, ibadet edelim ve zamanımızı boşa geçirmeyelim. Bu sohbetlerde amaç dinlemek, anlamak ve amel etmektir. İnşallah bu sohbetleri sizler de dinleyip anlayacak, anlatacak ve onunla amel edeceksiniz. Değerli seyircilerim, bu gecelere hazırlanmış olan hatmi şeriflerle, Kur'an-ı Kerimlerle, zikirlerle inşallah sohbetimizi bitirelim. Amin. Euzü mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Ve salatu ve selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbel Hamd Hamdolsun, şükür olsun bizleri böyle mübarek bir geceye ulaştırdın. Bizleri üç aylara ulaştırdın. Rahmet, bereket, mağfiret aylarına ulaştırdın ya Rabbi sana ne kadar hamd etsek, şükretsek az Allah'ım. Ya Rabbi bizleri bugün ve gecelerden rahmetinle, merhametinle, inayetinle faydalandır Ya Rabbi. Bizlere rahmet eyle, merhamet eyle Ya Rabbi. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi de seversin. Recep ve Şaban'ı bizlere mübarek kıl, bizleri Ramazan'a ulaştır ya Rabbi. Allah'ım emretmezsen yaprak bile kımıldamaz. Gönüllerimizden geçen hayırlı olanlarını bizlere nasip eyle ya Rabbi. Cennetül alame istiyoruz. Cemalullah'ını görmek istiyoruz. Peygamberimize komşu olmak istiyoruz. Bizlere lütfeyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin senin rızan için yapmış olduğumuz ibadet ve taatlerimizi kabul eyle. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimlere zikirlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Eksikleriyle beraber Allah'ım kabul eyle. Hasıl olan sevabı öncelikle sevgili peygamberimiz Nur Muhammed'in ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin buyurduğun seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdim buyurduğun sen olmasaydın bu alemi yaratmazdın buyurdun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o kutlu mübarek ruhi şeriflerine hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Peygamberimizi haberdar eyle. Peygamberimizin ruhuna vasıl eyle ya Rabbi. Peygamberimizin ailesinin ve ashabının da ruhuna hediye ediyoruz. Fasıl eyle ya Rabbi. Haberdar eyle Allah'ım. Adem peygamberimiz ve bütün peygamberlerin iman etmiş olan nesillerinin de ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Evliyaların, enbiyaların, tabiinin, etbe o tabiinin, şehitlerin, müştehitlerin de ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Haberdar ile ya Rabbi. Lütf eyle ya Rabbi. Bu geceye hazırlık yapan dualarıyla, Kur'an-ı Kerimleriyle, hatmi şerifleriyle, zikirleriyle bu geceye hazırlık yapan o gönüllerinden, o güzel dillerinden, o güzel gönüllerinden sana sunmuş oldukları o güzellikleri kabul eyle. Onların da, bizlerin de ölmüşlerin ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle, vasıl eyle ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Ölmüşlerimizi kabir azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Mahşer yerin o dehşetlik azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Ölmüşlerimizin amel defterini sağından verilenlerden eyle ya Rabbi. Sırat köprüsünü yıldırım hızıyla geçip cennetül alana ulaşmayı, cemalullahını görmeyi, peygamberimize komşu olmayı nasip eyle ya Rabbi. Bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Ekranları başında amin diyen kardeşlerimizin de ölmüşten ruhlarını hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Vasıl eyle ya Rabbi. Mezarları dümdüz olmuş bize de bir Fatiha yok mu diye bekleşen bil cümle iman ehlinin de ruhlarını hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi, vasıl eyle ya Rabbi, ilahi. Hasta kullarına şifalar ver, borçlu kullarına edalar nasip eyle, dertli kullarına devalar nasip eyle ya Rabbi. İçinde bulunduğumuz dünyamızı imtihan ettiğin korona virüsten bir an önce bizleri kurtar Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Emretmezsen yaprak bile kımıldamaz. Sen yüceler yücesi Rabsın. Eşin ve benzerin yok. Mülkünde ortağın yok. Yaratansın, yaşatansın, rızıklandıransın. Öldürensin, hesap soracak olan Allah'sın. Cennete veya cehenneme koyacak olan Allah'sın. Ya Rabbi! Bizleri ve neslimizi ekranları başında amin diyenlerle beraber cennetül alanda buluştur Allah'ım. Cemalullah'ınla müşerref kıl peygamberimize komşu eyle Allah'ım. Devletimizi, milletimizi koru ya Rabbi. Devletimizi, milletimizi her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, afatlardan, düşman zulmünden koru ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin hane saadetlerimizi koru. Darlık gösterme bolluk ihsan eyle. Evlatlarımızı torunlarımızı, gelinlerimizi, kızlarımızı, oğullarımızı, eşlerimizi hayırlı kıl ya Rabbi. Göz aydınlığı eşler nasip eyle. Evlatlarımıza, torunlarımıza göz aydınlığı eşler nasip eyle. Onları cennete sürükleyecek eşler nasip eyle ya Rabbi. بهزل الإسلام أهزم للترشيد في رَبِّي، اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك تمام النعمة يا رب بزنيمة الله ودوام العافية بعافيتك يا ربي وحسن الخاتمة صار